sevgili öğrenciler. YKS'ye doğru tarih TYT sorularıyla beraberiz. İlk sorumuz gelsin. İslam tarihine ait bir soruyla karşı karşıyayız. Hz. Muhammed ve Müslümanlar 622 yılında Mekke'den hicret ederek Medine'ye vardıklarında şehirde çeşitli Arap ve Yahudi toplulukları bulunmaktaydı. Ancak bunların aralarında bir rekabet söz konusuydu. Medine'de henüz bir ümmet oluşturma aşamasında olan Hz. Muhammed'in hemen yanı başında kadim bir inanç geçmişi ve sayısal üstünlüğü olmasına rağmen siyasi bir egemenlik kuramayan Yahudiler mevcuttu. Buna göre Medine'nin sosyal ve siyasal yapısı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İlk öncülümüze bakalım. Arap ve Yahudi toplulukları arasında birlik beraberlik bulunmaktadır. Yukarıdaki metne baktığımızda Arap ve Yahudi toplulukları bulunmaktadır. Aynı kentte yaşamaktadır. Yoksa aralarında bir birlik beraberlikten bahsedilmiyor. İkinci öncülümüzde Yahudilerin nüfusu Müslümanlardan daha fazladır. Yine öncüle baktığımızda alt paragrafta sayısal üstünlüklerinden bahsediliyor. Yahudilerin dolayısıyla bu da doğru bir e, seçenek olarak yerini almıştır. Son seçeneğe bakalım. E, şehrin yönetimden Yahudiler sorumluydu. Yukarıdaki paragraftan yönetimle ilgili Yahudilere ait herhangi bir bilgiye rastlamamız mümkün değil. Bütün paragrafı rahatlıkla inceleyebiliriz burada. Dolayısıyla bu seçeneği de iliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, diğer sorumuz gelsin. Hz. Ömer devrinde gerçekleştirilen öncüllerimiz var gibi düzenlemelerden hangileri İslam devletinin merkezi otoritesini güçlendirmeye yöneliktir? Burada dikkat etmemiz gereken tek olgu merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik eylemlerden ya da alınan kararlardan bir tanesi olacaktır. Öncüllerimize bakalım. Ülke topraklarının yönetim birimlerine aydılarak eyaletlere valilerin atanması sevgili öğrenciler eğer merkez eyaletlere merkezden bir vali atarsa yani soyluluk ünvanı bulunmayan tamamen merkeze bağlı onun emri altında çalışan e, memurlardan oluşan bir yönetim sistemi oluşturursa bu merkezi otoritenin güçlendiği anlamına gelecektir. İkinci öncülümüz Beytül Mal'ın kurulması. Beytül Mal biliyorsunuz ki bir merkezi hazinedir ve İslam Devleti'nin kuruluşuyla ilgili devletin bütün harcamalarının e, gerçekleşmesi amacıyla ortak bir hazine kurulmuştur. Bu da doğal olarak merkezi otoriteyi güçlendirecektir. Son seçeneğimize bakalım. Hicri takvimin oluşturulması. Takvim sadece zamanlama açısından önemlidir. Dolayısıyla da bu bir merkezi otoriteyle çok da sıkı bağları olan bir oluşum olmayacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam devletinin başına geçen ilk dört halifenin seçimlerinde ilk Müslümanlardan ve Hz. Peygamber'in yakın arkadaşlarından biri olma ve istişare yoluyla belirlenme prensipleri dikkate alınmışken Muaviye zamanında bu yöntemden vazgeçilmiştir. Muaviye daha sağlığındayken oğlu Yezid'i veliaht tayin etmiş ancak bu duruma karşı çıkan Hz. Hüseyin ve yanındakiler Kerbela'da şehit edilmişlerdir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Seçeneklerimize bakalım. İlk seçeneğimiz Muaviye döneminde yönetim anlayışında değişim yaşanmıştır. Hemen bakalım paragrafa. Oğlu Yezid'i kendisinden sonra veliaht tayin ettiğine göre İslam'ın ilk dönemlerindeki istişare ya da seçim yöntemi terk edilmiştir. Bir tür saltanattan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu ulaşılabilir seçeneklerden bir tanesi. Hemen eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Yezid'in halifeliği tüm Müslümanlar tarafından benimsenmiştir. Paragrafa dikkatle baktığımızda bu duruma karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve yanındakilerin bu karşı çıkışlarından ötürü şehit edilmelerinden bahsediyorsa bu seçenek ulaşılamaz bir seçenektir. O yüzden bunu hemen bekletelim. Diğer seçeneğe bakıyoruz. Halifelik belirli bir soyun tekeline geçmiştir. Yine paragrafa baktığımızda net bir biçimde görüyoruz ki Muaviye ve oğlu bir farklı ailenin, hanedanın yönetiminden bahsediliyor. Buna da ulaşılabilir. D seçeneğine bakalım. İslam dünyasında iç karışıklıklar meydana gel gelmiştir. Evet paragraftan bunu yine gözlemlemek mümkün çünkü Hz. Hüseyin ve e, Muaviye'nin olduğu grupla bir çatışma söz konusudur. Son seçeneğimizde de ilk dört tarife Müslümanların mütabakatı ile göreve getirilmiştir. Yukarıdaki soru metnine baktığımızda seçimde Hz. Peygamber'in yakın arkadaşlarından biri olma ve istişare yolundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla bir mütabakatın olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ee, bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Arap Yarımadası'nda 7. yüzyılın başlarında İslamiyet'in ortaya çıkması ile birlikte öncülerimiz var. Alanların hangilerinde değişiklikler meydana geldiği söylenebilir. İslamiyet yeni bir dini inanç ve beraberinde getirdiği bir yaşam felsefesinin olduğu bir dini oluşumdur biliyorsunuz. Dolayısıyla da dini inanç konusunda bir değişiklikten rahatlıkla söz edebiliriz. Bu öncülü kabul ediyoruz. İkinci öncülümüz siyasi. Yine bilmekteyiz ki İslamiyet bir yönetim biçimi olarak Arap Yarımadası'nda belirli bir periyotta egemen olmaya başladığında kendi sistemini yaratmıştır. Ve siyasi olarak da kabileleri bir araya getiren bir inanış ya da yönetim sistemi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Son sistemimiz ekonomi. Ekonomik alanda bir değişiklik meydana gelmiş midir? Kesinlikle gelmiştir. Çünkü ortak bir hazinenin kurulması ki daha önce Arap Yarımadası'da yaşayan kabileler kendi iç ekonomilerini yürütürken şimdi bir araya gelerek tek bir devlet statüsü altında toplanmışlardır. Dolayısıyla da İslami kurallar çerçevesinde bir ekonomik birliktelik oluşturmuşlardır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz E seçeneğidir diğer sorumuz gelsin. Emevilerin izlediği mevali politikasının mevali politikası hakkında bir bilgi verelim. Arap olmayan Müslümanlara verilen bir tanımlamadır ve özellikle Emeviler Arap olmayan Müslümanları bir anlamda sosyal ve yönetsel alanlarda ikinci sınıf vatandaş olarak kabul etmişlerdir. Sorumuza tekrar dönelim. Emevilerin izlediği mevali politikasının toplumsal barış, eşitlik, ümmet anlayışı gibi kavramlardan hangileriyle uyuşmadığı söylenebilir. Bu bizim için son derece önemli. Hemen bakalım. Toplumsal barışla uyuşmaz çünkü Müslümanların içinde Arap olmayan kesime bir tür ayrıcalık ya da net bir biçimde negatif ayrıcalık tanıyorsunuz. Dolayısıyla bu toplumsal barışı bozan bir unsurdur. Eşitlik kesinlikle mevallere diğer Arap Müslümanlarla aynı haklar tanınmamıştır. Bu da eşitliği bozmaktadır. Ümmet anlayışında yine Müslüman olmalarına rağmen devlet yönetiminde belirli alanların haricinde görev verilmemesi bu anlayışı da bozmaktadır. Doğru cevabımız E seçeneğidir.